Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Allah'tan korkmayınca. Bismillahirrahmanirrahim. Haşr suresi ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüz amenü tekullâhe. Mevlam buyuruyor. Ya eyyüz amenü tekullâhe. Allah Celle Celaluhu. Ey müminler Mevlam buyuruyor bakın. Burada ey insanlar gelmiyor. Ey müminler ittekullâhe. Allah'ın Celle Celaluhu korkun. Allah korkusu. Korkma. Bu aslında bir makamdır. Evliya makamı bir makamdır. Havfullah. Allah korkusu bir makamdır. Bu. Allah korkusu Celle Celaluhu böyle. Her hikmetin başı da Allah korkusu. Derler ya halk arasında böyle Allah'tan korkmadan kork derler. Bu korku tabi nasıl olacak muhteremler? Şimdi korku ikiye ayrılıyor böyle. Bir dünya korkusu. Yani nefsani korku denir buna böyle. Depremden korkma, selden korkma, düşmandan korkma, ölümden korkma, şundan bundan korkma böyle. Bu korkular bedene zararlı bunlar böyle. Yani insan beni bunlara kaldıramıyor. İnsan beyni, kalbi, insan metabolizmi bunu kaldıramıyor. Doğal denge bozar bedende bunun korkular böyle. Sonra evham diyor bunun sonu böyle. Bir de Allah korkusu var Celle Celaluhu. Bu ise çok tatlı muhtemelen böyle. Çok tatlı böyle. Kim Allah'tan korkar? Önce peygamberler muhteremler. Korkarlar böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İşte en iyi Allah'ı bilen benim. Peygamber buyuruyor. En çok korkan benim buyuruyor böyle. Allah'a en korkan peygamberler. Sonra sıdıklar, artık sırasıyla evliyalar, korkarlar. Bu da bir makamdır. Evliya makamı aslında. Allah korkusu çok tatlı. Böyle. Feyizli mutlaka efendim. Allah unutmama Celle Celaluhu böyle. Namazda Allah korkusu, harama bakamaz, günah işleyemez, kul hakkına giremez. Yalan söyleyemez, yalan şahit yapamaz, faiz yapamaz, kredi yapamaz. Yani Allah korkusu ne yapar? Dizginler. Frenler insanı.